İstanbul'un parklarına, bahçelerine kadın eli değiyor. 201 kadın İstanbul'u güzelleştirmek için elini taşın altına koydu. Kanal D Haber ekibi o kadınlarla birlikte Sultanbeyli'deki Gölet Park'a gitti. Çalışmalarına eşlik etti. Çiçekler dikildi, güller budandı. Çimler bir güzel kesildi. Çiçeklerin arasında çıkan yabani otları temizliyoruz. Bahçeler, parklar, yol kenarındaki yeşillikler, her yer onlardan soruluyor. Çiçeklere makasla şekil veriyorum. Yeşil alanların bakımı, düzenlenmesi, gül gibi peyzaj dikimleri yapıyoruz. Biz burada bir aile gibi çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ağaç ve Peyzaj AŞ İstanbul'da yaklaşık 57 milyon metrekarelik bir alanda peyzaj ve bakım çalışması yapıyor. Son alımlarla birlikte çalışan kadın sayısını da 201'e çıkardı. Şeylerini kesiyoruz, tokalarını, evet. Güzelcene tokalarını, bu yeniden çiçek verecek. Çok güzel olacak böyle. Meral Tuncar 55 yaşında, 2 yıldır çim biçme traktörü kullanıyor. Aynı zamanda grubunda çavuşu. Kadınlar el ele veriyor İstanbul'u, nakış nakış işleyip güzelleştiriyor. Çiçekle, toprakla iç içe olmak onları mutlu ediyor. Yeşilliğimizi seviyoruz. Bu işi zevkle yapıyoruz. İstanbul'un her yerini geziyor musunuz? Evet. Her yerini gezdik. Maçka Parkı, Yıldız Parkı, Gezi Parkı, Tallabaşı. Aynur Özdemir ve Elveda Özdemir, anne kız, ikisi birlikte çalışıyor. Çok yardımcı oluyor, Allah razı olsun. Kızımla çalışmakta gurur duyuyorum. Ben 20 seneden beri çalışıyorum bu işi. Ot, çapa, çim, kazma, her şeyi yapıyorum yani. Elveda Özdemir, üniversite mezunu. İş bulana kadar annesinin yanında çalışmaya devam edecek. İnsanlar evden çıkmak için can atıyorlar ama biz her gün doğayla iç içeyiz. Ve bunun mutluluğu her gün... Bir de anne yanınızda. Annem zaten benim en büyük destekçim, o benim yanımda. Parkları çiçek dikerek de güzelleştiriyorlar. Ana renk yeşil olmak üzere İstanbul'u renklendiriyoruz. Bu işten zevk alıyoruz. Sabah erkenden işe başlayıp 8 saat çalışıyorlar. Sonra evlerinin yolunu tutuyorlar.